Now, the priorities Şimdi işletmelerin, ekonomistlerin, içerideki insanların öncelikleri değişiyor. Çevresel konular, iklim değişikliği ile alakalı şeyler her geçen gün daha önemli hale geliyor. Siz değişimi nasıl görüyorsunuz? Biz aslında daha fazla ilginin iklim değişikliğinin işletmeleri, işleri nasıl etkilediğini doğru kaydığını görüyoruz. İnsanların aklına bu var Davos'a gelirken. Bu yıl en baskın konu bu olacak, işletmelerin de iş ortamının zorlandığı. Sizin şirketiniz PMI değerleri yayınlıyor. Geçen yıl nasıl değişti ya da siz bu yıl nasıl değişeceğini düşünüyorsunuz bu sayıların? Evet, PMI anketleri küresel anlamda küresel iş ortamı koşullarına dair bir gösterge. 2018-2019'da düştü ancak yılın sonuna doğru ticaret gerginliklerinin gevşemesiyle birlikte değişti. 2019'u 8 ayın en yüksek seviyesine bitirdi. Küresel yavaşlamanın aslında ılımlamasını değil, hatta 2020'nin ikinci yarısında biraz artmasını bekliyoruz. Yıl, bu yıl biraz sıkıcı geçebilir çoğu açıdan çünkü ticaret gerginlikleri gevşedi. Şimdi ABD başkanlık seçimlerine doğru giderken bu gerginliklerin yeniden artmasını beklemiyorum. Şu an işletmelerin en büyük gerginliği gündemden biraz kalkmış gibi oluyor. İnsanlar ticaret savaşı için şu an biraz daha az endişeli hale geldiler. Biraz önümüzdeki dönemlerde nefes alma alanına sahip olduk ve biraz daha iklim değişikliği konularına odaklanabiliriz. Hangi bölgeler ya da hangi kıtalar en riskli konumda? Veriler bununla alakalı ne söylüyor? Küresel gayri safi yurt dışı hasıla büyümesinin %2.6 olmasını bekliyoruz. Yani 2019'da gördüğümüze benzer. Ancak büyümenin biraz hızlanacağını söyleyebiliriz. Tabii her ülkede, hayır da her yerde büyüme olmayacak. ABD'de yavaşlama olacak. Çok büyük hisse kazançları oldu 2019'da ABD'de. Bu 2020 yılında bu şekilde devam etmeyecektir. Ve bunun en büyük sebebinden bir tanesi Fed'in büyük ihtimalle olduğu yerde kalacak olması. 2019'da 3 kez faiz indirimi yaptı. 2020'de bir daha faiz indirimi yapacaklarını sanmıyoruz. Daha az mali teşvik olacak. ABD yavaşlayacak. Çin de yavaşlama trendine devam edecek. Avrupa'nın şimdi bir kez daha hızlandığını görebiliriz. İngiltere bunun dışında kalabilir çünkü Brexit iş algısını çok kötü etkiliyor, ancak Euro bölgesi ılımlı da olsa büyümede artış görecektir diyebiliriz. Resesyon risklerini düşünecek olursak, resesyon riskleri Eylül ayına kıyasla düştü, ancak Eylül'de de zaten %30'luk bir resesyon riski vardı küresel ekonomi ya da ABD'de. Şimdi bu %20 veya biraz daha düşüğüne geldi. Euro bölgesinde de aynı şekilde %20'lik bir resesyon riski var ki bu oldukça düşük kalıyor. Çok zayıf büyümeyi düşündüğümüz zaman.